Arkadaşlar merhaba. Yeni bir test stüdyosu ile karşınızdayız. Bugün yanımızda bir Toyota Auris bulunuyor. Bu Auris 2015 model bir Auris arkadaşlar. 1.33 diye geçen versiyonu bu aracın. Aynı zamanda Life paket denilen, yani en boş paketli olan donanımı. Zaten bunlarda iki paket oluyor bu yıllarda. Bu Life olan paketi arkadaşlar. Yani boş olan paketi dediğim gibi. İfade etmek gerekirse bu aracın 4.30 gibi bir uzunluğu var, 1.75 civarı genişliği var, 1.45 civarı da yüksekliği var arkadaşlar. Öncelikle aracın dış görünüşüne bakalım, daha sonra inceleme ve testle devam edelim. İncelememize başlıyoruz arkadaşlar. Tabi usulümüz olduğu üzere aracın şöyle anahtarını sizlere göstereyim arkadaşlar. Üzerinde açma kapama, bagaj açma tuşu bulunan, güzel böyle krom detaylar bulunan sustalı bir anahtar. Yapısal olarak yani yukarısı biraz daha dar, arkasını biraz daha geniş yapmışlar alt tarafını. Arkasında da bir Toyota logosu bulunan bir anahtar arkadaşlar. Aracımıza baktığımızda, şimdi ön taraftan baktığımızda arkadaşlar sis farları yok maalesef araçta. Tabi boş olduğu için bunlara sis farı koymamışlar. Öndeki görüntüde bu şekilde gündüz led farları falan koymuşlar ama sis farı dediğim gibi yok arkadaşlar araçta. Yine hemen devam ediyorum. Yandan jantlarına bakalım istiyorum arkadaşlar. Şimdi şunu ifade edeyim özellikle. Bu jantlar orijinal jant. Evet, bu aracın, yani Toyota'nın bu araca taktığı jant ama bu pakete değil arkadaşlar. Üst pakete taktığı jant normalde ama bunu serviste özel olarak taktırmışlar. Sonradan aracın sahibi özel olarak almış bu jantları taktırmış. Açıkçası güzel de jant. 16 inçlik çelik jant arkadaşlar bunlar. Güzel de açıkçası. Ben görüntüsünü falan da beğendim jantların diyorum ve bagaja geçiyoruz. Evet, arkadan baktığımızda görüntü bu arkadaşlar. Sol tarafta altta Toyota yazısını görüyoruz. Sağ tarafta Auris yazısını görüyoruz. Tamponun tasarım falan da ben güzel bir, yani bu Auris'lerin tipleri güzel arkadaşlar. Hem önden hem arkadan benim tipini beğendiğim araçlardan bir tanesi. Yani çünkü hani böyle bir şeyler göstermek için bir şeyler yapılmış. İşte bu stopların yanlarının bombeli olması falan güzel gözüküyor açıkçası arkadaşlar. Hemen şu Toyota logosunun altında bir bagaj açma yeri mevcut arkadaşlar. Şuradan basıyorsunuz, açıyorsunuz bagajınızı. Çift kilit bu arada, zaten fark etmişsinizdir. Hafif bastım, tam açılmadı. Bir daha basmak zorunda kaldım. Bagaja baktığımızda arkadaşlar açıkçası hatchback arabalara göre iyi bir bagajı var. Hani yabana atılır bir bagaj değil. Şöyle 350 litre kapasiteli bir bagaj arkadaşlar bu. Yani küçük ailelere yetecek bir bagaj. Ha, ama geniş aileyseniz bu bagaj tabii yetmeyebilir size, ama gerçi hatchback arabaların çoğusu yetmez ama küçük aileler için yeterli bir bagaj diyebilirim arkadaşlar. Araçta tüp var. Burada stepnesi yok arkadaşlar aracın. Normalde bagajın içerisinde bulunduruyorlar ama neredeyse bütün bagajın düzenini bozuyor. Zaten bagajın yarısını bir kere götürüyor diyebilirim yani. Kullanan arkadaş buna ufak böyle işte servise gitmelik, işte tamirciye gitmelik ufak lastikler oluyor ya, o lastiklerden takmayı düşünüyor arkadaşlar. O şekilde kullanacak. Bunu da ifade etmiş olayım arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. İçeriye şimdi geçiyorum. Arkadaşlar aracın arka kısmıyla devam edeceğim ama ondan önce bir şey göstermek istiyorum. Şimdi bu araca yeni LPG yaptırıldı. Hani bu LPG'lerin dolumlarının buralardan yapılması açıkçası güzel oluyor bence. Hani yer olarak, ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Uyarı için söylüyorum bunu. Aracınıza LPG taktırdınız, bu tip bir işlem yapacaklar arkadaşlar. Şu ara bir aparat var, hemen onu da gösterelim. Bu ara aparat takılıyor, LPG dolumu yapılıyor. Eğer bu yeri, burayı deldikleri yeri düzgün bir yerden delerlerse bu aparat sürekli burada durabiliyor. Yani şu kapağı da zarar vermeden, kapatır mısın kapağı bir şekilde? Mesela şu şekilde zarar vermeden durabiliyor ama buraya yaptıklarında bu burada montalıyken duramıyor. Her seferinde bunu söküp içeriye almanız gerekiyor. İçeriye almak, söküp takmak mesele değil. Aynı zamanda o ara aparat bile felaket derecede gaz kokuyor gaz aldıktan sonra. Bunu da bir uyarı olarak burada paylaşmış olalım arkadaşlar. Bu tip bir işlem yaptıracak arkadaşlar, lütfen bunlara dikkat etsinler. Arka kapısını açıyorum hemen aracın. İçerisine baktığımızda çok fazla bir şey yok. Arka camlar manuel. Yani
Toyota sen yapma bari ya. Yani boş paketleri, arka camı, manueli sen koyma bari. Ama koymuş arkadaşlar. Şurada bir cep olduğunu görüyoruz arkada. Kapı açma kolunu görüyoruz arkadaşlar buradan. Şurada çocuk kilidi olduğunu gösterelim. Buradan aşağı yukarı yapıyorsunuz. Çocuk kilidi aktif oluyor veya kapatılıyor. Şöyle arkada 3 kafalık olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kol dayama vesaire yok arkada. Bunlar da orijinal, aracın orijinal döşemesi arkadaşlar. Kılıf vesaire de yok üzerinde. Bu şekilde yapmışlar diyelim. Ortaya ne koymuşlar derseniz oraya 12 voltluk bir çıkış koymuşlar arkadaşlar. Bir de şuraya ufak tefek bir şeyler koymalık şeyler yapmışlar. Şeylerin koltukların arkasında herhangi bir göz, cep vesaire yok. Yukarı doğru baktığımızda şurada tutacak var. Şurada arkadakilerin kullanıma sunulmuş bir ışık bulunuyor arkadaşlar. Başka da bir şey yok arkada. Şimdi baş diz mesafesine bakalım. Arkadaşlar aracın içerisinde gördüğünüz gibi koltuklar normal oturacak şekilde duruyor. Açıkçası diz mesafesiyle alakalı bir sorun yok. Yani burada 4 parmak kadar bir mesafe var. Koltuğun ama şu üst kısmı biraz fazla geliyor gibi hissettiriyor. Yani alt kısmını güzel, çok güzel kavisli yapmışlar, içeri almışlar. Ama üst kısmını biraz geri getirmişler. Rahatsız eden bir şey beni bu oldu burada. Ama öte yandan buralar, şimdi buradan aşağı doğru geldiği için kavisli, buraları çok rahatsız eder gibi geliyordu bana ama o kadar rahatsız etmedi açıkçası. Ama çok yanaşırsanız rahatsız edebilir tabii ki. Ama bu, yani buraların rahatsız etmeme olayı hoşuma gitti. Öte yandan 3 kişi oturum mevzusuna gelecek olursak, yani çok kilolu olmayan, İkisi benim gibi ise biri zayıfsa olabilir veya üçü de zayıfsa olabilir ama üçü de benim gibi ise biraz zahmetli olabilir o yolculuk. Şaft yüksekliği de pek fazla yok arkadaşlar. Yani burada ortada bir kişinin oturmasına engel bir şey yok diyeyim açıkçası. Yani çok rahat edemezsiniz 3 kişi ama oturabilir mi? Oturabilir arkadaşlar. Hatchback arabada 3 kişinin güzel güzel oturabilmesi gerçekten güzel bir durum. Bu da beğendiğim şeylerden bir tanesi. Şunu da ifade edeyim arkadaşlar. Burada bir airbag var hemen yanımda. Tabii bir airbag de karşıda var. Arkaya da 2 airbag koymuşlar arkadaşlar. Boş paket olmasına rağmen bu da Toyota'yı takdir ettiğim noktalardan bir tanesi arkadaşlar diyorum. Ve ön kısmını incelemesine geçiyorum. Evet arkadaşlar ön kapıyla devam edeceğim ama dikkatimi çeken bir şeyi göstermek istiyorum size. Şu arka stopta da var, ön tarafta da var. Şimdi hemen arka stoptakini göstereyim. Şurada bakın arkadaşlar şöyle bir çıkıntı yapmışlar buraya. Böyle balık sırtı gibi, hani tepedeki var ya onun bir küçüğü gibi. Aynısını buraya da yapmışlar bu adamlar. Hani rüzgarla alakalı bir mevzudan dolayı mı yaptılar yoksa şekil gözüksün diye mi bilmiyorum ama yapmışlar arkadaşlar. Kapıyı hemen açıyorum. Şöyle kapıya bakış açalım. Ön camların elektrikli kontrol paneli olduğunu görüyoruz. Aracın sahibinin de beğenmediği ki benim de beğenmediğim açıkçası garibime giden şeylerden bir tanesi şu arkadaşlar. Sol cam yani şoför camı otomatik. Yani tek tıkla çıkıyor, tek tıkla iniyor. Ama yolcu camı bu şekilde otomatik değil arkadaşlar. Basılı tutmanız gerekiyor. Böyle bir durum yapmışlar yani adamlar. Şurada bir cep var arkadaşlar. Birçok bir şey koyabilir. Arkaya nazaran daha kullanışlı diyebileceğim bir cep bulunuyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Koltukta yükseklik ayarı bulunuyor şoför koltuğunda. Yine hemen göstereyim arkadaşlar. Şurada bir airbag olduğunu da aynı şekilde gördünüz. Bu arada içeriye geçmeden arkadaşlar şurada yakıt deposunun açma yerinde şurada olduğunu göstereyim. Şöyle çekerek açıyorsunuz diyeyim. Hemen içeriye geçiyorum arkadaşlar. Karşı kapı aynı şekilde gördüğünüz gibi sadece o camın elektrikli kontrol tuşu bulunuyor. Şuraya bir tutacak yapmışlar. Şuraya aynalı bir güneşlik yapmışlar arkadaşlar. Burada 2 adet ışık mevcut. Şurada güneş gözlüğü koyabileceğiniz bir yer yapmışlar. Ufak ama güzel bir detay. Şurada manuel kararan bir dikiz aynası bulunuyor arkadaşlar. Hemen devam edeyim. Kapıyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Şu kısmı kapının yüksek. Yani burada camın dibini görüyorsunuz ama orada göremiyorsunuz. Bana biraz garip geliyor. Yani şuraya bağlamışlar burayı güya ama bana garip geliyor sadece. Yani beğenenler olur, beğenmeyenler olur. Ben fikrimi söylüyorum. Orada bir airbag var arkadaşlar. Onu da göstermiş olalım. Bu arada bu yolcu airbaglerinin, oradaki airbagin, şuradaki airbagin, arkadaki airbagin ve aynı zamanda şurada da airbag bulunuyor arkadaşlar. Buradaki airbagin, yani bu taraftaki 4 airbagin iptalini hemen o kapıyı açtığınızda o taraftan anahtarla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kapatırsanız açılmıyor airbagler. Zaten birçok araçta vardır bu olay. Bunun yeri de orada. Bu arada şu havalandırma enfezlerini, kenardakileri çok güzel buldum. Acayip güzel gözüküyor. Gerçekten hani onu çok iyi planlamışlar. Çok iyi yapmışlar. Şuralara baktığımızda arkadaşlar buralar sert ama bu üst kısım yumuşak. Yekpare şekilde duran bir kısım. Çok beğendim bu ön kısmı ben. Hani beğendiğimiz şeyi söylüyoruz. Beğenmediğimizi de söylüyoruz arkadaşlar. Yani bunu gerçekten güzel yapmışlar. Hem yumuşak olması hem yekpare olması gerçekten güzel olmuş. Yine bu tarafa geldiğimizde şurada havalandırma menfezlerini görüyoruz. Bu havalandırma menfezleri de gerçekten güzel olmuş. Aşağı doğru indiğimizde aracın multimedya ekranını görüyoruz arkadaşlar. İşte teyp vesaire buradan her şeyi görebiliyorsunuz. Şurada da AUX ve USB girişleri var arkadaşlar. Şu şekilde basınca açılıyor şurası.
Hemen gösteriyorum. Şurada AUX, şurada da USB girişleri var. Bu şekilde kapatıyorsunuz, bu şekilde açıyorsunuz. Bu da çok güzel, akıllıca olmuş. Çünkü hani toz vesaire girmesini bu şekilde kapatınca engellemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Görebildiniz mi bilmiyorum. Tekrar gösteriyorum. Şu şekilde açıp kapatıyorsunuz. Aşağı indiğimizde arkadaşlar aracın klima butonlarını, klima menüsünü görüyoruz arkadaşlar. Şu tuşları falan da böyle piyano tuşları gibi yapmışlar. Buradaki 3 tuşu güzel olmuş. Otomatik klima sahibi bir araç arkadaşlar. Yan aynaların ısıtması da var arkadaşlar. Burada şöyle gösteriyorum. Hatta daha yakınlaşırsam daha iyi olacak. Hemen kameramı netliyorum arkadaşlar sizin için. Şöyle gördünüz. Bu gördüğünüz ayar arkadaşlar yan aynaların ısıtması. Tabii ki arka cam rezidansıyla birlikte çalışıyor. Arka cam rezidansını açtığınızda otomatik olarak yan aynaların da ısıtmasını açmış oluyorsunuz. Yani arka camın açılmasına ihtiyaç varsa demek ki yan aynaların açılmasına da ihtiyaç vardır diyerek bu şekilde yapmışlar. Birçok araçta da böyle beraber oluyor. Ama boş pakette tabii yan aynaların elektrikli ısıtmalı olması güzel arkadaşlar. Elektriğinin kontrolünü de birazdan göstereceğiz. Şu şekilde görüyorsunuz. Araç içi dolaşımda burada arkadaşlar. Şuraya bir göz yapmışlar. Hemen göstereyim. Şurada 12 voltluk bir çıkış olduğunu görüyoruz. Burada da ufak tefek şeylerinizi koyabileceğiniz bir yer yapmışlar. Çok büyük bir yer değil ama güzel, kullanışlı bir yer bence arkadaşlar. Devam ettiğimizde vites topuzunu görüyoruz. 6 ileri manuel şanzıman sahibi bu araç arkadaşlar. Şurada parlak detaylar var. Buraya geldiğimizde ESP off tuşu bulunuyor arkadaşlar. Şuraya 2 adet bardaklık yapmışlar. E-frenini gördünüz. Kol dayama önde mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 kademeli kol dayama. Buradan direkt kol dayamanın içi açılıyor. Gerçekten güzel de bir hazne var. Birazdan torpidoyu da göstereceğim arkadaşlar. İç hazne olarak güzel gerçekten. Hemen şöyle devam ediyorum. Şu taraftan açarsanız da burada üstte küçük bir kısım açılıyor. Demişken torpidoyu gösteriyorum. Benim beğendiğim yani hatchback araçlara göre güzel torpido sahibi bir araç arkadaşlar. Bu şu şekilde daha net görebilirsiniz. Hani içinde kitapçığı var. Kitapçığı da çok büyük değil. Hani bazı arabaların öyle kitapçıkları oluyor ki ya kitapçığı koyuyorsun, torpidonun yarısı bitiyor. Ama öyle değil bu araçta. Gerçekten güzel. Ben bunu beğendim torpido olayını diyorum arkadaşlar. Şoför mahalline geçiyorum hemen. Şoför mahalline bakalım ne var ne yok gösterelim. Şoför mahalline baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 kollu bir direksiyon bulunuyor karşımızda. Yine direksiyonun üzerinde korna var, airbag var. Ortada Toyota logosu var. Sol tarafta bu ses açıp kapatma tuşları gibi tuşlar var arkadaşlar. Bu taraftaki bu dısp yazan tuşla da artık nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama bu dısp yazan tuşla da şu ekrandaki bilgileri falan görebiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz diyeyim arkadaşlar. Sağ tarafta bir silecek kolu bulunuyor arkadaşlar. Aracın arka sileceği de tabii bu kol üzerinden çalışıyor. Sol tarafta bir sinyal kolu bulunuyor. Farlar da bu sinyal kolu üzerinden çalışıyor arkadaşlar diyelim. Yine bu arka sisi de bu buradan kontrol ediyorsunuz diyelim arkadaşlar. Unutmadan hemen gösterelim. Direksiyonumuzda yükseklik, alçaklık, derinlik ayarları da mevcut arkadaşlar. Yine boş pakete göre bu ayarların koyulması güzel açıkçası. Ben beğeniyorum. Yani boş paketlere özellik koyan markaları hakikaten beğeniyorum. Ama dolu paketlere de özelliği kısan markalara da yani bir garip gözle bakıyorum. Adam dünya kadar para vermiş, bir şeyler koyun yani. Tabii şimdi boş paket boş paket diyoruz da arkadaşlar. Yani bunun boş paketiyle işte bazı düşük markaların boş paketlerini lütfen kıyaslamayın. Yani onun boş paketinin parasıyla bunun parası da bir değil çünkü. Bu da özellikle bir anekdot olsun arkadaşlar. Unutmadan bunu da söyleyeyim. Ha bu arada aklıma gelmişken dörtlü flaşörleri de buraya konuşlandırmışlar arkadaşlar. Az önce atladım. Özellikle söylemek istiyorum. Dörtlü flaşörler burada. Gerçekten yeri çok güzel. Erişim vesaire noktasında. Şurada da bir saat bulunuyor. Bunu da söylemiş olayım. Böyle devam ediyorum arkadaşlar. Sol tarafa doğru hemen şöyle gösteriyorum. Bu gördüğünüz bölüm aracın yan aynalarının elektrikli kontrol edilme bölümü. Şuradan sağ sol yapıyorsunuz. Buradan da ayarlıyorsunuz. Şurada da far yükseklik ayarı bulunuyor. En altta da gördüğünüz gibi arkadaşlar tüpün işte göstergesi bulunuyor. Oraya yapmışlar. Diyelim arkadaşlar yine beğendiğim şeylerden bir tanesi özellikle göstermek istiyorum. Gerçi dışarıdan gösterseydim daha iyiydi ama yine de şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bir airbag de burada var. Yani boş paket ama 9 airbag sahibi bir boş paket arkadaşlar. Nasıl boş oluyorsa böyle 9 airbag sahibi bir araç arkadaşlar bu diyorum. Ve şöyle genelde yaptığımız gibi şu görüntüyü sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Görüntü bu diyorum ve sürüşümüze geçiyoruz. Arkadaşlar direksiyonun başındayız gördüğünüz gibi. Aracımızı çalıştırdık. Emniyet kemerlerimizi taktık. Lütfen emniyet kemerlerimizi takmadan yolculuğa çıkmayalım arkadaşlar. Sürekli uyarıyoruz. Bir farkındalık oluşturmak için atlamamaya gayret ediyoruz. Diyelim ve hemen direksiyonla başlamanı istiyorum. Direksiyon baya hafif buldum. Ve direksiyonun tasarımı da gayet güzel olmuş. Sadece üzerindeki bir tuşu beğenmedim. Şu yuvarlak
Telefonun bağlantısı tuşunu beğenmedim. Diğer geri kalan olarak direksiyonu beğendim. Yani hem tutuşu hem de direksiyonun tasarımı gayet iyi olmuş. Şimdi şuraların tasarım falan gerçekten hani çok güzel ki konsol arkadaşlar şu an gördüğünüz inceleme yaparken aydınlık değildi konsol. Biz sürüşte özellikle gösterelim istedik. Arka kameradan da görüyorsunuz yani bu multimedya ekranının ışıkları falan gerçekten güzel. Klimanın ışıkları da tabii aynı renk vesaire. Güzel bir durum açıkçası. Bu araçla alakalı şunu da ifade edeyim arkadaşlar. Yani bu aracı test edip çekip de bunu söylememek olmaz. Şimdi bu araç baştan beri vurguluyoruz. Boş paket bir araç arkadaşlar. Ama bu Auris'lerin, bu Life'larının sevilmesinin şöyle bir durum var. Boş paket olmasına rağmen birçok artı özellik var. İşte mesela bu araçta yan aynaların elektrikli ısıtmaz olması, işte airbag sayısının fazla olması, bu direksiyonun üzerindeki tuşların olması. Çünkü birçok markada bu tuşlar yok mesela direksiyonun evet. üzerinde. Ya da yan aynalar elektrikli değil, ısıtmalı değil veya airbag sayısı bu kadar fazla değil. 2015 modelde bu donanımın olması işte Toyota'nın artılarından yani bir tanesi. Tabii fiyat marjları da diğer boşlara göre tabii farklı ama biraz yine yüksek. De artı olarak söylemek istediğim şeyler açıkçası detay ama otobilgiyi otobilgi yapan da detay zaten arkadaşlar. Yani bunları ifade etmemiz, bunları size aktarmamız, hissiyatını söylememiz size. Açıkçası yani öyle boş paket sürüyormuş gibi hissettirmiyor. Bu arada arkadaşlar yine hemen söyleyeyim. Senin de fikrini almak istiyorum. Koltukların bu geniş, köşeli olması benim çok hoşuma gitti. Böyle var ya çok güzel bir koltukta oturuyorum hissiyatı veriyor bana. Yani sırtım böyle dolu şu an benim. Hani çok güzel bir hissiyat var bu koltukta. Koltukların şu yan sarmalları zaten çok iyi bir şey. Yani çok iyi tutuyor. Bu da konfor açısından baya baya etkili diye düşünüyorum. Şunu da ifade etmek istiyorum. İç hacimle alakalı alçak bir araç. Yani 1.45 civarı yüksekliği var dedik bu aracın. Alçak bir araç olmasına rağmen iç hacim noktasında sorun yok. Güzel bir iç hacim var. Ben iç hacimini de beğendim bu aracın. İç hacim baya baya iyi ya. Dışarıdan göründüğü gibi böyle bir basıklık yok yani. Dışarıdan mesela basık gözüküyor. Biraz basık gözüküyor. Sanki acaba dar mıdır diye düşünüyorum. Bu arabanın değil dardır gibi hissettiriyor ama öyle değil arkadaşlar içeriden. Dışarıdan göründüğü gibi değil mevzu gerçekten. Zaten siz de kameranın açısından gösterdiği kadarını görüyorsunuz. Ama biz de hissiyatını özellikle söylüyoruz. Şimdi ortam müsaitken ufak bir gazlayalım mesela. Şu an araç tüpte bir de benzinde gazlatmak istiyorum ben sana. Tamam. Hem ikisinin farkını da ne kadar fark oluyor, bir hissiyat olarak bir fark oluyor onu da bir bakarız. En azından görmüş oluruz ne fark var diye. Yol müsait olunca bir gazla bakalım hemen, ne olacak. Burada müsait. Hemen bir gazladım. Böyle bayağı bayağı alıp götürüyor hissiyatı yaşatmıyor. Ha ama şu var. Ama sen yüksek devirde de kullanmıyorsun şu an. Normal tabii, sakin devirde kullanmıyorum. Ha çekişi güzel. Ama böyle birden alıp götüren bir hissiyatı yok. Tabii şimdi bu araçta 100 beygirlik bir motor var. Yani 99 beygire denk geliyor kilovatı çevirdiğinizde. 73 kilovatlık bir motor var arkadaşlar bu araçta. 99'a geliyor mu? Bir beygirin rafine yapacak değiliz. 100 beygirlik bir araç. Yine 130 Nm'ye yakın bir tork üretiyor arkadaşlar bu motor. Gerçekten hani kilosuna bakıldığında güzel bir motor var. Yani baya baya çekişini gösterecek bir motor var ki yine eklemek istiyorum. Senin de hissiyatını alacağım. Vites 6 ileri çok güzel bir durum. Yani hem devirli gitmez hem de düşük devirlerde vitese atmak konusunda çok iyi. Ama normalde bunların 6 ileri olmasının sebepleri yakıt tüketimine biraz daha faydalı olmasıdır aslında. Tabii yüksek devirlere çıkmayarak yakıt sarfiyatını da aşağı indirmek. Ama yakıt sarfiyatıyla alakalı birkaç düşünceyi açık açık söyleyeceğim yani böyle yakıt tüketimine geldiğimiz zaman. Madem böyle dedin hemen yakıt tüketimiyle alakalı paylaşalım bilgileri. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bu aracın sahibi aracı aldı. Samimi bir arkadaşımız, bir dostumuz. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz. Aracını çekme imkanı bize sağladığı için. Şimdi bu arkadaşımız bu aracı aldı. 1.33 motor, 100 beygir falan çekiş mükemmel ama yakıt noktasında biraz üzüyor dedi. Fabrika verilerine vesaire bakabilirsiniz birçok yerden. Biz fabrika verisini değil kullanım verisini söylüyoruz. Bu araç arkadaşlar ortalama olarak yani yaktığı yakıt gerçekten hani çekişine vesaireye göre çok fazla bir yakıt değil ama uygun segmentli araçlara göre yani hatchback araçlara göre biraz yakıyor. Şehir içi kullanımlarda 7.2 vesaire gibi verileri gördü. Bu hani hatchback bir arabaya göre yüksek bir yakıt tüketimi. Fazla yüksek. Yani fazla yüksek demeyelim de yüksek yani. Bence çünkü daha fazla çok yüksek. Yakanları var. Ama şöyle bir durum var. Şehirler arası yollarda yakıt tüketimi 5.5 litre falan düşüyor. Ortalama olarak yine
Hiç yakmasın. 6-6,5'a yakın bir yakıt sarfiyatı var arkadaşlar bu aracın. Yani daha düşük verileri gören arkadaşlar vardır. Bir şey demiyorum ama daha yüksek verileri görenler de var. Bunu da biliyoruz. O sebeple yakıt tüketimi durumu bu. Peki tüp taktırdı. Ne oldu arkadaşlar? Tüp taktırınca %15 civarında yakıt sarfiyatı arttı tabii ki. Belki %20 civarında da artmış olabilir. Yani tüpte de 9 litre falan şehir içerisinde yakar bu araç. Ortalama olarak tüpte yakacağı da işte 7,5 litre falan takribi olarak söylüyorum arkadaşlar. Bu civarı yakar. Bu da açıkçası az bir yakıt değil ama tabii tüp 3 lira civarında bir parada olduğu için şu an benzine göre benzin 7 lira falan şu an halihazırdaki durumu söylüyoruz arkadaşlar. Benzin 7 lira civarı, tüp 3 lira civarı olduğu için takribi olarak %40 civarı bir yakıt tasarrufu yapmış olacak. Açıkçası bu tüp taktırmak bu noktada tabii avantajlı. Yakıt sarfiyatı biraz beni üzdü. Ben biraz daha düşük bekliyordum yakıt Yani sarfiyatını. bir 6 litreyi falan görseydik Yani 5,5 ortalama olarak falan. 5,5-6 litreyi o zaman çok iyi derdik ama ya bir de şöyle bir mevzu var kardeşim benim. Her güzelin bir kusuru var. Yani şimdi bu arabada güzel saydığımız çok güzel özellikler var. Kusuru da yakıt sarfiyat mevzusu yani. Gerçi başka kusurları da var ama yeri gelmişken bir tanesini daha söyleyelim. Ki sen de zaten kullanırken hissettin bunu. Rahatsız Debriyaj da mevzusu oldum. değil mi? Debriyaj mevzusu. Arkadaşlar bu araçlarda kronik hastalık diyenler de var ama hastalık demeyeyim. Hepsinde olan bir özellik arkadaşlar. Bu bir durum daha doğrusu. Özellik cihetinden de bir özellik değil ama kronik bir durum. Nedir bu? Debriyajları çok yukarıda Çok kavruyor bunları. yukarıda. Yani aşırı Ve yukarıda kavruyor. çok da rahatsız Hatta ediyor. mesela ilk bindiğin zaman şunu da diyebilirsin. Hani ya arabanın debriyajı bitmiş ya bunun debriyajı çok zor kavruyor falan. Baskı balata bitmiş gibi hissettiriyor sana ama aslında öyle değil. Yeni bile olsa araç yukarıda kavruyor. Zaten birçok kullanıcı bu sebepten dolayı servise vesaire götürüyor. Bizim götüren bildiğimiz arkadaşlarımız var. Hani bunlar da genel bir durum. Böyle yani debriyajları fazla yukarıda kavruyor. Bu arada vites at, vites düşür uyarısı veriyor. Hemen şurada benzinde bir gazlayalım. Yol Aracı benzin müsaitken. aldık arkadaşlar. Tüpte gazlamıştık. Acaba bir fark var mı vesaire? Yani ne kadar fark var arasında? Muhakkak fark oluyor ister istemez ama ne kadar fark var görelim istedik açıkçası. Var Böyle bir var. gazlama Biraz yapalım. fark var. Yani Yani şöyle, benzinde bir tık şimdi daha. aslında şöyle de bir durum var. Biraz fark var. Onda şüphe yok. Yani ben de bunu hissettim ama şöyle bir durum var. Bu araca takılan tüp gerçekten kaliteli bir tüp. Yani hani öyle ucuz tüp takılmadı arkadaşlar. Marka verip kimseyi şey yapmak istemiyorum. Bununla alakalı özel olarak soranlar olursa önerilerimiz var, verebiliriz. Hani hiçbirisi de babamızın oğlu değil ama yani bu işi iyi yapanlar var biliyoruz ama takılan tüp yani ne kadara taktırdığını söyleyeyim arkadaşlar. Normalde 2.750 lira civarında bir fiyatı var takılan bu tüpün arkadaşlar. Gerçekten hani kaliteli bir tüp. Yani bugün 1,5 liraya da taktırırsın Evet yani tüp. 1,5 O liraya da sebeple yani 2.750 lira civarında bir tüp fiyatı var bu tüpün. Tabii biraz indirimli taktırdı arkadaş ama fiyatı bu yani. Hani kaliteli bir tüp taktırıldı. Bu tüpü takanların şöyle de bir iddiası var. Ölçüm yapıyorlar ve işte aracın gücünün kaybolmadığını tespit ediyorlar. Yani çok az bir şey fark olduğunu söylüyor. O da yakıtın maddesinin bir kere aynı madde olmamasıyla alakalı ama yine ufak da olsa tüpte biraz çekiş farkı oluyor. Fren sistemine de değinelim arkadaşlar. Dört tekerinde de bulunan dikslerle sağlanıyor. Boş bekete olmasına rağmen dört tekerinde de diks olmasını ben gerçekten beğendim. Fren sistemi de gayet iyi yani. Sizi üzecek bir fren sistemi yok. Fren sistemi baya iyi yani. Güzel güzel. Böyle mesela şimdi biz arkadaşlar bu testleri çekiyoruz, bu sürüşleri yapıyoruz ama yani siz bunun bir kısmını görüyorsunuz. Bir de görmediğiniz kısmı var. Tabii biz bunları hani çok uzun olmaması için belli yerlerini sizlerle paylaşıyoruz. Mesela az önce bir frenleme yaptın. Hani fren hissiyatını anlamak noktasında. Hani böyle dört tekerinde güzel güzel fren yaptığını hissettirdi böyle araba. Tabii bu araba yeni bakımları yapılmış bir araç arkadaşlar. Bakımlarını düzgün yaptırırsanız frenlerle alakalı kesinlikle sorun yaşamazsınız. Yani dört tekerinde de disk olması senin dediğin gibi güzel bir durum. Ve fren hissiyatı da gerçekten güzel. Konforuyla alakalı şunu söyleyeyim. Araç konforlu hissettiriyor. Yani ne bileyim nasıl söylenir? Böyle rahatsız edici, sanki emanetmiş gibi oturuyormuş gibi bir hissiyat vermiyor. Baya baya oturaklı bir araba. Bunu beğendim yani. Şimdi güvenli hissettiriyor mu Ne sorusunun kadar güvenli cevabı hissettiriyor? direkt güvenli hissettiriyor tabii ki. Ne kadar güvenli hissettiriyor mevzusuna gelince arkadaşlar 2015 model yılında bindiğim işte hatchback bir arabadan beklediğim güvenliği kesinlikle ve kesinlikle ve fazlasıyla veriyor.
Bence de airbag sayısı olsun, yoru oturaklılığı olsun, yol tutuş gidişi olsun gerçekten güzel. 2015 yılında bakın çok iddialı bir rakam söyleyeceğim. Yüzde kaç güvenli hissettiriyor sorusunun cevabına bana %90 cevabı veriyor. %90 bu paraya alacağım araç noktasında güvenli hissettiren bir araç. Bu noktada çok beğendim. Benim takdirimi aldığı en büyük nokta güvenlik noktası. Bir test videosunun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle bir Toyota Auris inceledik ve test ettik. Bu araç 2015 model 1.33 100 beygirlik benzinli motor sahibi, manuel 6 litre şanzımanlı, Life donanımlı bir araçtı arkadaşlar. Söylemek istediklerimiz, aktarmak istediklerimiz bunlar. Eksik olan, hatalı olan, yanlış olan bir şey varsa lütfen yorumlar kısmından yazın. Bütün yorumlara elimizden geldiğince edebimizi bozmadan cevap vermeye gayret ediyoruz arkadaşlar. Ve bununla birlikte eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde bize destek verebilirsiniz. Otobilgi ailesi olarak hızla büyüyoruz arkadaşlar. Bu ailenin içerisinde sizler de yer alın. Ha bu arada ücretli falan değil kanalımıza abone olmak. Böyle bir muhabbet var şu an YouTube'da. Kanalımıza abone olmak ücretli falan değil arkadaşlar. Ücretsiz olarak abone oluyorsunuz. Bildirimleri de açarsanız biz her yeni video yayınladığımızda sizlere de bildirim gelir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.